Şimdi Trabzonspor Sivas deplasmanına gidecek. Sivasspor istim üzerinde. Vitesi yükseltti Sivas. Cezalı oyuncu da var. Deplasmanda Sivas. Cezalı. Canini cezalı. Ha, Canini cezalı, evet. O çok. Sonra Kayseri, deplasmanda Rize. Hatay, deplasmanda Galatasaray. Önümüzdeki 5 maçı pek kolay değil. Sivas, Kayseri, Rize, Hatay, Galatasaray. Şu maçlar kritik. Buradan bir toplayacağı puana göre ondan sonraki 5'i konuşabiliriz. 5'e 6'yı. Zor maçlar var. Bir de şimdi ligin zaten boyu kısaldı. Kayserispor. Biz tabii hep üst tarafa bakıyoruz. Aşağıda da kıyasıya mücadele muazzam var. Muazzam. Yani en muazzam. Ligin dibindeki takım gelip lideri yenebiliyorsa her maçta bütün skorları bekleyebiliriz. Peki bugünkü maçtan hemen birkaç pozisyon var. Onları konuşalım. Basın toplantıları gelecek. Bir yandan röportaj olur mu diye arkadaşlarımız orada otobüslerin bulunduğu bölgede hazırlar. Ardından da zaten basın toplantılarına gideceğiz dakikalar içinde. Hemen bugünün pozisyonlarına bakalım. İsterseniz kaleciler konusunda konuşabilirdim. Evet hocam. Pozisyonlara girelim. Tamam. Ama hocam sana sordum ben. Söylemedin. Sormadınız, hayır. Sordum hocam. Kim oynar dedim sizce milli kaleciler takımda? Kaleciler konusunda girmedim ben topa. Ha, tamam hocam. Sen bilirsin. Dükkan senin hocam. Bilirim de hani pozisyonlara girelim bakalım. Tamam hocam. Bu maçta pozisyona girsen ne olur, girmesen ne olur? Evet. Burada bunu niye aldık biz şeyden öncesi? Bu golün öncesinde faul var mı yok mu diye şu pozisyon hocam. Bunun yakını gelecek mi arkadaşlar? Şimdi 8. dakikadaki golün öncesi bu. bundan sonra Canini işte hata sürüklüyor ve Ekuban da golü atıyor. Ama golün başlangıç noktasında bir faul var mı yok mu diye Ankara Gücü taraftarları sorar. Şurada. Mehmet. Şimdi tekrar getirelim. Daha net olarak şimdi izliyoruz. Bunu da maalesef yayıncı kurulu 3-4 dakika sonra geldi bu pozisyon. Bir normal oynatalım. Normal oynatalım bir kere. Geriye alıp. Tekrar aynı yerden lütfen. Ayağına darbe geliyor mu, topa mı? İlk. Yani Edgar'ın ilk hamlesi. Orada mesela şeyde kalmış. Şimdi izlerken baktım. Rakibe girmiş sert ama bence topa. Yani eğer burada topa vuruyor. Sonrasında ayağına geliyor mu? Zaten o şiddetli çarpışma da otomatik olarak zaten oyuncu düşer yere bu kadar sert geldiğin zaman. Başka görüntü var mı Ender? En yakını bu hocam. Zaten bunu sonradan verdiler. Bence değil. Tek açı bu. Tek açısı bu elimizdeki. Bence değil dedi Mehmet. Bence. Hocam. Ya bu açıya, şimdi bu açıya net görülmese de faul var. Yani bir kere Edgar kontrolsüz geliyor, duramıyor da sol ayağına, sağ ayağına müdahalesi var. Yani burada görülen o. Edgar'ın sol ayağı rakibi ayağına sağ, vuruyor mu? İşte sağ evet, kalçasına. İşte, evet, topla yani, birlikte mi gidiyor? Topla birlikte yani, geliyor mu? Yani görüntü net değil. Foul gibi görünüyor. Foul bir normal olabilir, okutalım mı? Tekrar geri alıp. İlk başta hocam. Evet, kere daha izliyor Tolga gibi geri alıp normal okutabilir miyiz acaba? Evet. Sanki topu ezerek gidiyor. Toplan birlikte gidiyor gibi. Ahmet Hoca. Ben biraz daha faulden yana tavır takınacağım. Şimdi evet topa müdahale var. Yani o topa müdahale konusunda faul aramıyorum zaten. Ama öyle bir tempoyla gelmiş ki topa müdahale ettikten sonra Erman hocam bazen der. Adama bodoslama girmiş diye. Yani süpürmüş değil mi? Evet. Yani baksana hakemi adam yanıltmış ya, olabilir adam mi? Top ortada kalması. Yani, oğlum, hani ya, direkt rakibin hocam adımlarını küçültmemiş. Yani evet, aynı evet şekilde hızla devam etmiş. Mesela dikkat ediyorsun adım frekansı geldiği zaman küçültmüyor adımlarını. Direkt devam ediyor. Devam ettiği zaman da yalnız önce Ankara Gücü mü dokunuyor ya? Şimdi gel geri bakalım ya sevgili Tolga. Bir de şu var, topa müdahale etsek bile ondan sonraki hareketlerimizden biz yine sorumluyuz. Tabii ben, ki. Ben onun için
Topa müdahale ettiği görüşündeyim. Orada bir faul aramıyorum. Ama daha sonra rakip kontrolsüz kontrolsüz müdahale bir var diyorsunuz. Bacak, diz, vücut dahil olmak üzere orada çarpması. Bacakta da var. Abi zaten şimdi bir daha yakında özellikle şu çekimde birazcık esneme oluyor. Yani bir darbeden dolayı. Hakemi yanıltan topun ortada kalması mı acaba? Hiç böyle yani direkt. Hafif böyle diz yana doğru bir esneme geçiyor. Baya hafiften fazla. Yani foul bu. Erman Hocam. Topla ilk oynayan futbolcunun ayakkabıları kırmızı gibi değil mi? Hocam değilmiş. Ondan sonra başka türlü foul nasıl olur bilmiyorum yani. Foul ne demek yani? Başka türlü foul nasıl olur abi? Bana onu anlatın ya. Ya foul nasıl olur? Bundan başka foul nasıl olur? Bana birisi anlatsın. Adamı langırt diye götürüyor, atıyor iki ayağından atıyor taca. Adam baksana gidiyor, dönüyor. Başka foul nasıl olur abi? Bana birisi foul'un nasıl olduğunu anlatsın. Buna foul değil diyenler. Ya foul nasıl olur o zaman? Adamın herhalde iki ayağının kırılması filan lazım. Net foul. Burada Alper Ulusoy'un müdahale etmesi gerekmez mi? Aynı aksiyon içinde. Yani. VAR'daki. Evet. Şimdi bunu kitabı açanlara soralım. Kitaplar okuyorlar ya. Hocam yazık. Ben de o kitaptan okuyanlardan biriyim. Bana mı soracağız? Abi başka türlü bana foul nasıl foul olur? Hocam onu anladın bana. Foul nasıl olur? Şuraya baksana abi. Ayıp ya. Hocam çok kontrolsüz geliyor değil mi? Hocam ayıp ya. Net görüyorum. Ayıp. Çok kontrolsüz. Yani geliyor. Şuna foul vermeyen hakem. Tabii. Nasıl bir hakem bilmiyorum abi. Adımına baksana küçültmüyordu yani adımlarını böyle küçültmüyor. Şu hakem kendini beyazlı futbolcunun yerine koysun. Orbay küçük. Şu hakem şu beyazlı futbolcunun yerine koysun. Şöyle bir foul'ü yarın Beşiktaş-Fener maçında hakem vermesin. Sonucunu düşünün. O kadar basit. Şöyle bir foul'ü bak ne oluyor. Şeyde Taksim'de idam sehpası vurulur. Kimseyi de sokmazlar seyirciyi. Orada idam ederler. Yani ayıp. Bu Trabzonspor'un ilk golünden önceki pozisyon. Bunun devamında Ekuban'ın yani golü insan geldi. İnsan utanır burada. VAR'daki de utanır herhalde. Hakem de utanır başka. Nasıl bir şey abi ben bunu anlamadım. Bir takım düşüyor, bir takım yukarıya oynuyor. Sana ne arkadaş? Sana ne? Ya bizdeki en büyük... Burada ne düşünmüş acaba ya? Ya topun ortada kalması ben diyorum. Başka türlü eğer şeyse... Bilmiyorum. Çocuk iyi çıkış yapacak gibi gözüktü ama. Öyle söylüyordunuz hocam. Biraz sonra seyrediyorum bir 7-8 maçtır. Biraz bazı abilerinin yoluna girmiş. Tavsiyem ona kendini kurtarsın. Tavsiyem ona kendini kurtarsın. Hakem mi ne düşünmüş? O anladı benim ne demek istediğimi o bilir. Nasıl? Hakem mi ne düşünmüş? Var mı ne düşünmüş? Varın ne düşünmesine ne gerek var ya? Hocam görmesi lazım. Orada... Nerede hakem baksanıza pilotlar. Bir pilota gelsene Tolga nerede hakem? Ama yakın bunu görüyor hakem. Ya. Önü de açık. Önü de açık. Havattan eli... diyor ya baksana. Hocam eliyle de görüyor musun? Topa diyor gördün mü bak. Bak hocam devamında bak ele ikili mücadele sonrası Zorbay Küçük'e bak. Hocam bak gördün mü el hareketi ne yapıyor? Tabii, topa tabii. Diyor anladın mı topa? Şimdi... çok net bir şekilde pozisyonu görmüş. Bizde şu yanlış... düşünce yapıyor. Bunun biraz yolu şaşmaya başladı bak söylüyorum size. Bu iyi çıktı. Yolunu değiştirsin. Böyle giderse çabuk yok olur. Eskiden beri topa müdahale edip topu alınca faul yok diye bir kavram oluştu bizim kafamızda. Top Edgar'ın önünde kaldığı için hakem de topa hamle diyor. Yani oradan kaldı. Yarınki Beşiktaş-Fener maçında şöyle bir gol olsun. Yandı gülüm keteneli var. Bu golü yiyen takımın 11 futbolcusu o hakemi alırlar, pozisyonun olduğu yere götürürler kucakta. Kucağı alırlar, Beşiktaşlı topçular veya Fenerli topçular, o hakemi pozisyonun olduğu yere götürürler çeke çeke. Peki, o VAR'daki de çağırmak mecburiyette kalır. Müzik reklam diyor bize, hemen reklama gidelim.